Evet arkadaşlar, şimdi Alabalık almıştım. Böyle can sıkıntısından nasıl yaptığımı çekeyim dedim. Belki size de faydalı olur. Şimdi iki tane burada Alabalığım var. Böyle fazla büyük değil. İki kişi için hazırlıyorum. Alabalığım var. Bir tane patates. Yuvarlak yuvarlak koyar, altına koyarım dedim. İşte soğanım var. Halka halka yaparım. Birkaç tane mantarım var. İçine kaşar koyarım, kenarına koyarım. Güzel olur dedim. İşte biber falan ayarladım. Bir de çok az bir rende kaşarım var. Piştikten sonra üzerine böyle birazcık atıp kaşarlı yaparım diye düşündüm. Fırın tepsim var. İki tane kağıt koydum. Çünkü pişerken altına geçiyor. Bu sefer tepsiyi yıkamak falan zor oluyor. Üst üste iki tane yağlı kağıdım var. Şimdi önce bir de şu var. Mesela bak, bir tane soğanların bir tanesi hafif hafif böyle yeşillenmeye başlamış. Onun kafasını aldım. Taze soğanım olur diye. Ondan birlikte yeriz dedim. Şimdi önce patateslerimi yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Böyle yuvarlak yuvarlak doğradım. Tepsiye hatta şey yapmayı planlıyorum. Şimdi balıkları patatesin üzerine denk getireyim. Çünkü patatesler, soğanlar, özellikle mantarlar su salıyor. Haşlama sevmiyorsanız bunun üzerine suya değmeden pişirilebilir. Efendim, soğanı da şöyle yuvarlak yuvarlak keselim. Normalde ben soğanı, patatesi balığın içine koymayı severim. Ama evde herkes sevmediği için koymuyorum. Şöyle altına koyalım. Mantarlarımın içine şöyle azar azar bir kaşar koyayım diyorum. Şöyle kesiyorum. Mantarları yıkadığım için şeyde beklettim. Sirkeli suda. Şöyle hazırlayalım, dolduralım. Şöyle kenara koyalım. Şöyle. Küçük küçük. Şey daha koyalım. Şöyle parçalamadan. Mantarlar su salacağı için balıkların yakınına çok fazla koymamak lazım. Aslında rendelenmiş kaşarı da buraya tıkabilirdik. Aklıma gelmedi. Şu biraz parçalanmış ama artık idare edeceğiz. Şöyle koyalım. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Canavar oldu. Şurada bir tane daha varmış. Şöyle küçük bir parça. Canavar. Böyle koyduk. Şimdi sarımsaklarım var. Ben balığın içine koymayı tercih ediyorum sarımsakları. Şöyle. Oo, canavar.
Şöyle bir yıkayayım. Şöyle. Bunun içine zeytinyağı gezdireceğiz birazdan. Şöyle koyalım. Aslında bir parça tereyağı da güzel olur ha. İsterseniz bunun içine soğan, patates, ne isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle koyalım. Sarımsakları içine koyuyorum. Kestiğim yarıklardan içine. Şu mantarların uçlarını da atalım. Onlar da pişsin. Ne zarar olur ki? Sarımsağım iki tane fazla kalmış. Onları da içine koyalım. Bir ona bir buna. Tamam. Şu soğanı da şöyle. Bence canavar oldu. Pişmiş soğanı çok seviyorum. İki tane biberim var. Onları da yıkamıştım. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Bir tanesini de böyle koyalım. Evet. Şimdi biraz yağ. Şöyle zeytinyağını gezdiriyorum. Şöyle balığın içine biraz. Harika. Bunu kaldırıyorum. Şöyle elimle. Şöyle hepsine yaydırdım. Biraz daha geriye çekeyim. Evet, işlem tamam. Şimdi ben bunu fırına atıyorum.
Piştikten sonra, pişmeye çok az kala, üzerine biraz da kaşar serpeceğim. İşlem tamam olacak, canavar olacak. Biraz tereyağı koyayım. Bu da inanılmaz bir tat veriyor. Şöyle. Bence canavar oldu. Şimdi fırına koyuyoruz. Altlı üstü açıyoruz. Şöyle 200 dereceye yakın. Zaten piştiğini anlarsınız. Haydi afiyet olsun. Evet, balığımız oldu anladığım kadarıyla. Şimdi biraz kaşar atalım. Ondan sonra alalım. Evet, balığımız oldu. Vay arkadaş, bu nedir ya? Harika, harika. Şimdi tabaklarımızı alalım. İşlem tamam. Evet hanımlar beyler, balığımızın son hali, tabağımızdaki hali böyle. Şimdi biz de artık balığımıza bir başlayalım. Haydi afiyet olsun.